Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Last Empires oyununda bir bölüm daha çekeceğim. Bu bölümde yeni öğrendiklerimi ve bazı işe yarayanları göstereceğim. Öncelikle öğrendiğim komuta, bunu sanırım diğer videoda anlattım ama tekrar anlatmak istiyorum. Eğer diğer videoda anlattım anlatmadığımdan da emin değilim. Burada komutanlara girerek eğer üçüncü yeteneği açık olan herhangi bir komutan, her komutanda geçerli üçüncü yeteneğine girerek bu şekilde burayı güçlendirebiliyorsunuz. Ve bu şu anda 3000 3290 30.000'e ulaştığında bir level atlıyor ve seviyeniz 2'ye çıkıyor. Burada üstte seviyeleri de görüyorsunuz. Şu anda bir level'deyim. Bir seviyedeyim ve %20 güçle İki seviyede %25'e çıkıyor. Şu yukarıda üst tarafta güçlendirme koşulları diyor. Eğer o koşulları yerine getirirseniz güçlendirme yapabiliyorsunuz. Bu kez mouse'la gösteremiyorum çünkü bilgisayarda sesim çok değişik çıkıyor. Mikrofondan galiba onu düzeltemedim. O yüzden bu kez telefondan çekiyorum videoyu. Daha sonra göstereceğim. Bunu burada gösteremeyeceğim. Bunu farmlardan birinde göstermem gerek. Çünkü burayla alakalı, bunların levelleriyle alakalı bir şey. Burada neden sadece bunları kurdum derseniz, bunları altın yani sadece firavun farelerini, firavun jetonlarını almak için kurdum. Bunları kurdum. Daha sonra 2 gün sonra da şurada göstereyim hemen. Buraya bastım. Güdümlü füze. Füze üretmeye başlayacağım. Buna bastım. 4 gün dedi. Şu anda yok. 14 gün dedi. Şu anda 12 günü kaldı. Buna bastıktan sonra öğrendim. O yüzden bu seferlik hiçbir işe yaramayacak. Bunları yükselterek tecrübe puanı kazanıyorduk. Bunları farm hesabından birinde göstereceğim. Daha sonra şuraya dünyaya diyelim. Bunu da aslında diğer ilk çöle geldiğimde öğrenmiştim. Ama onu da boşa harcadım. İşime hiçbir şekilde hiç yaramadı sayılır. Bu şekilde kaynak 3 gün savaş, 3 gün barış. Şu anda savaş aşamasındayız. Yani bitişe geldik. Savaş olduğu için kaynak toplayamıyoruz. Ama ben şu anda topluyorum. Bu şekilde istediğiniz kaynaklara askerlerinizi gönderiyorsunuz. Kaynaklara bu şekilde toplamaya başlayınca bu şekilde hepsi yerine geldikten sonra eşya bölümüne giriyoruz. Eşya bölümünde burada toplama koruması. Toplama koruması gelecek. Kaç tane gelir bilmiyorum. Bana 4 tane geldi. Farmlara değişiyor. Farmların birine 2 tane, birine 3 tane geldi. Bana bu kez 4 tane geldi. Buna kullan diyoruz. Onayla dedikten sonra şu anda onaylarsam bir tane boş gidecek. Çünkü korumalarım var hepsinde. Onayla dedikten sonra hepsine bir defa onaylamanız yetiyor. Kaç tane toplama kolunuz varsa hepsini aynı anda koruma gidiyor. Şu şekilde yakınlaştırayım. Bakın etrafında yuvarlak beyaz bir halkaya benzer bir şey var. Koruma. Bu kaynak tamamen bitip tükendikten sonra sizin tekrar ordu kışlanıza gelene kadar korunuyor ve hiç kimse saldıramıyor. Bu şekilde kaynak toplayabiliyorsunuz. Ondan sonra başka çölde geçelim. Aslında bu video karışık olacaktı ama bazı yetenekler hala açılmamış. Burayla ilgili. Bu bölüm gibi böyle etrafta bir sıra daha olması gerekiyordu. Orası daha hala açılmamış. Neden açılmadığını bir türlü çözemedim. Açıldıktan sonra onun videosunu da tekrar çekeceğim. Şimdi farmlara geçelim. Farma geçtim. Hemen göstereyim. Şu şekilde önce buraya bakalım. Şu anda bunda tecrübe puanı 173
1740. 173.740. Şöyle bir tanesini inşa edelim. İnşa ettik ve hızlandırdık. Evet, 173 bindi. 176 bine çıkmış. Onları level yükselttikçe buraya tecrübe puanı geliyor. Yani kazı yaparak tecrübe puanı aramanıza gerek kalmıyor. Bu çölün bir etkinliği. Bunda da sadece Firavun jetonu için kurdum. Ama bir sonraki çöle gelişte bunların hepsini kuracağım. Bir sonraki çöle gelişte şu şekilde yapacağım ben. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tabii benim yapıp yapmayacağım tam emin değilim. Şurada çöl asisi diyor. Burada şu anda bitiş zamanını gösteriyor ama çöle gelmeden önce bunu size etkinlik bölümünde gösterir kaç gün kaldığını. 2 gün kala kaynak toplayın, harcamayın. Geldikten sonra ilk gün doldurun. Bütün her şeyi 10 level yapın. Hem oraya komuta merkezine eksi bir gelir. Hem de siz kazı yapmanıza gerek kalmaz. Farmlarda da ben toplama bonusu için komuta merkezini kullandığım için çok işime yarıyor. Size de mutlaka tavsiye ederim. Yapın. Bu şekilde bana en çok lazım olduğu için bu farmımda en az kaynak bu farmımda var. Diğer farmları da sırayla gösterip videoyu bitireceğim. Bu kalede şu anda 3M petrol, 16M ekmek, 1M çelik var şu anda. Şu anda suru 16'ya bastım. Çünkü üst binasını 17'ye basmak istiyorum. Şuradaki gösterdiğim hemen. Bakın gıda tüketimi. Gıda tüketimini sıfıra ulaştırana kadar üst binası basacağım. Daha sonra kafeterya basacağım. Gıda tüketimini sıfıra ulaştırmam lazım. Çünkü farmlarda bir tek ben ekmek topluyorum. Çünkü diğer gerekli olanları orijinal farmda rahat topluyorum ama orijinal farmda asker çok olduğu için orada bir tek ekmek toplayamıyorum. Şimdi diğer farma geçelim. Farmların bulunduğu yeri göstermiyorum çünkü orada mail adresleri var. Onları videodan keseceğim. Mail adreslerini pek göstermek istemiyorum. Çünkü hepsi çalınma olasılığı olabilir. O yüzden siz de video çekerken mail adreslerinizi ve şifrelerinizin bulunduğu yerleri kesin. Bu şekilde bu ikinci farmım benim. Bunda 5M petrol, 16M, 19M ekmek var. 1M'de çelik var. Bunda sur dolmuş. Sur basalım. Petroller zaten toplamıyorum. Eğer şunlar varsa direkt burada da evet inşa hızlandırma ne kadar var. Evet yeter. Arkadaşlar bakın bu bir gün istiyorsa eğer ve bir gün istiyorsa kalenize bak. Kalenizi şöyle göstereyim. Kalem benim 17. Kale yükseldikçe şurada etkinlik bölümü kişisel etkinlik, kişisel silahlanma. Bunun puanı artıyor. Kale yükseldikçe bunun istediği puan daha da artıyor. Üçüncü kutuyu almamız zorlaşıyor. Benim 20 levellik kalede 3. kutuyu almam çok zor oluyor. Bir sürü basmam yetişmiyor. Ama burada çok rahat 3 kutuyu birden alabiliyorum. O yüzden farmlarda yapın ve en çok leveliniz küçükken bakın 3 kutu hemen aynı anda doldu. Şu şekilde e-posta, etkinlik, kişisel silahlanma. Evet, bakın bu şekilde hemen 3 kutuyu da aldım. Leveliniz küçükken yükselttiğiniz her şeyi etkinliğe dayanarak hızlandırın ya da etkinliğin bitiş süresini hesaplayarak basın. Çünkü küçük leverdeyken ne kadar çok elmas toplarsanız ileriki seviyelerde o kadar çok elmas gerekli oluyor. Daha sonra son kalemize de geçelim. Son kalemize de bastık. Şu anda giriş yapılıyor. Bu son kale, üçüncü kale benim değil. Kardeşimin kalesi.
Onun farm hesabı. Ve en çok ekmek de burada toplandı. Çünkü diğerlerini hem ekmek toplayıp hem araştırma yapıyordum. Farmlarda da araştırma yapıyorum. Farmlarda yaptığım araştırma şuradan gösterdiğim asker malzeme bölümü. Bunlara basıyorum. Evet, şu anda basalım. Bunlara basarak yükseltiyorum çünkü farmlardakilerin hepsini sarı elbiseyle güçlendirmek istiyorum. Şu anda 3 kol var ve 3 komutanı sarı elbise. Öncü sarı elbisesiyle toplamalarım daha da hızlanabilir. Bunda 31 m ekmek var. Diğerleri zaten düşük. Dediğim gibi bana en çok lazım olan ekmek oluyor zaten. Diğerleri pek gerek olmuyor. Şöyle girelim. Gördüğünüz gibi farmda da korumalar var. Kaç tane varmış? Bunda 2 tane gelmiş. Birini kullanmışım. Bu şekilde çölün yararı çok. Leverler, çöldeki kaynak leverleri çok yüksek olduğu için çok işe yarıyor ve çöle geldiğimde nedense bunlar bana ücretsiz mi geliyor? Neden çöle geldim, kaynak toplamaya başladım. Bunlar geliyor. Bunlar normalde kazı yaparak geliyor ve kazı yaparak da tek sefer her kazıdan gelmiyor. Her kazıdan bunlar gelmiyor ve gıcık ediyor. Ama çölde çok işe yarıyor. Çölde inanılmaz derecede. Evet, hemen bir tane geldi. Hemen basalım. Çöl bu şekilde. Çöl çok işe yarıyor. Çölde hiçbir şey bilmeseniz bile yine sadece kaynak toplayarak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çölde sadece kaynak toplayın. Çöldeyken lever basmayın. Eğer basmak istiyorsanız da basın ama tekrar toplamaya devam edin. Toplamaya hiçbir şekilde ara vermeyin. Savaş gücünüz yetiyorsa ve katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz ama benim tercihim çöle geldiğinde savaşa katılmayın. Sadece toplayabildiğiniz kadar kaynak toplayın. Çünkü çöldeki kaynak değerleri normale göre çok yüksek. Şöyle göstereyim, bakın çölde 9 level bir çelik bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Bakın 11 level, bu 11 level ama 10 level açıyorduk sanırım. Dur, ittifaktan bir bakayım. Evet, ittifak taş başlayarak 10 level açabiliyoruz. Ama bakın gördüğünüz gibi burada 11 leverler var. Çöl bu şekilde çok işe yarıyor. 8 lever. Yani maksimum 7 lever. 7 leverden aşağısı neredeyse yok sayılır. Çok nadiren geliyor. En düşük 8 lever. En düşük 7 lever. 7 leverden aşağısı nadir olarak. Yani 5 lever. Ben şu anda neredeyse hiç görmedim sayılır. Hiç görmedim. Gördüysem de hatırlamıyorum ama. Bakın gördüğünüz gibi her şeyin leveri yüksek. Tüm kaynaklar yüksek leverde. Bu leverdeki kaynakları alamıyoruz. Çünkü orada çok güçlü ittifaklar oluyor ve kendileri almak istiyor. Gelenleri hemen dalıyor. Kaynağı almak için hemen askerleri öldürüyor. Kendi kaynakları toplamaya başlıyor. Tabi normaldeyken de kaynakları normal bir kaynağı taş vermediyseniz eğer o kaynak koruma altına alamıyorsunuz. Alamadığınız için de boşu boşuna askerleriniz ölmüş oluyor. Bu çöl bu yüzden çok işe yarıyor. Çöle gelmek için de her cumartesi pazar savaş oluyor. O savaşı kazanmanız gerek. Ülke olarak kazanmanız gerek. Biz uzun süredir ülke olarak savaşı kazanamıyorduk. Çünkü bize her seferinde bizim 2 katı 3 katı güçlü olarak bizden 3 kat 4 kat güçlü olan ülkeler geliyordu bize savaşa. Ve biz onları yenemiyorduk. Bizim ülkemizde de çok güçlüler var. Ama onlar da tek başına yenemiyordu. O yüzden bir iki sefer tanıdık ülkeler geldi, anlaştık. Onlar çok fazla gidiyordu çünkü bizi yendikleri için. Onlarla anlaştık ve biz geldik bu ikinci gelişimiz çöle. Eğer bizden zaten bize nedense hep güçlüler geliyor. Bundan sonra da büyük ihtimal güçlü olanlar gelir. Ama çöle geldikçe bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Siz de
Çölde etkinlik yaptığınızda, çöle geldiğiniz zaman hiçbir şekilde savaş yapmayın. Kaynak toplayın. Kaynak toplamak en önemli şey. Çünkü güçlenmeniz gerek. Asker basarken bile kaynak istiyor. Her şeyde kaynak var. O yüzden kaynak toplayın. Çölden çıktıktan sonra savaşsanız yeter. O yüzden çöle, bir de şu var. Çöle gelirken eğer kol, 4 kolunuz ya da 3 kolunuz varsa 11 lever için 100K ya da 200K yetmiyor asker. O yüzden şu anda benim 5 kolum var ve 300K askerim var, yetmedi 11 leverlere. 5 tane 11 levere gönderemedim. 4 tanesine gönderebildim ya da 4 tanesine bile değil. 3 tanesine tam gönderdim. 4. yarım asker yetmedi. O yüzden sürekli asker basın ki hem güçlü olsun, hem size saldıracak kişiyi korkutsun savaş gücünüz. Hem de sizin çok işinize yarar. Bu videom bu kadar, anlatacak başka bir şey kalmadı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer anlatmamı istediğiniz oyunla ilgili başka bir konu varsa yorum olarak atabilirsiniz. Bütün yorumlara bakıyorum. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.